Selamlar, selamlar. Ne haber gencular? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Şimdi videolar artık yavaş yavaş hızlandırıyoruz. Hani bir tane daha çekeyim dedim bugün. Bir hafta önce falan başka bir video yayınlayacaktım. Onu da çektim ama yani son anda aklıma bir şey geldi. Bu Instagram'da bir tane plugin paylaştım yani siz onu sordunuz abi bu nedir, ne işe yarar falan gibi. Ulan dedim hani elimdeymişken bari sorulan soruya cevap vereyim. Onu yapayım dedim ben de. Nasıl gidiyor hayat? Herkes iyi mi? Sıcaklarla boğuşuyor musunuz siz de? Rezalet. Ankara 40 derece bugün. Yani neye uğradığımı şaşırdım. Ya bu arada ben bir şey dikkatimi çekti. İstatistiklere bakıyorum. YouTube'un istatistikleri var ya. Yani para ne kadar gelmiş? Yani Mercedes alabiliyor muyum? BMW mi alsam filan gibi. Yani o derece para. Yok lan bir para filan yok ortalıkta. Bakarken bir şey dikkatimi çekti ya benim. Bizim kanalda herkes erkek abi. Yani çok az bayan izleyici mi denir ona? Yani yok kimse yok. Yani erkek erkeğe muhabbet yapıyormuşuz gibi anlıyor musun? Mahalle kahvesi gibi düşün. Yani kuş ötüyor mu filan. Bak böyle sorular var ya. Ya neyse işte böyle saçma sapan sıcaklarla boğuşup hala tatile de gidemedim zaten. Onun da cacıklığı var üzerimde. Yavaş yavaş işte işler güçler gelmeye başladı. Onlarla uğraşıyoruz filan. Yani işte mixler filan. Bu arada bu Discord sunucusuna geliyorsunuz. Görüyorum. Mesajlar da geliyor oradan. Hepsini görüyorum. Henüz daha açmadım. Açık ama aktif olarak orada ne yapacağımı bir anlamaya çalışıyorum öncelikle. Ya yani Erkan dedi ki çok para var abi o işte. Bak çok zengin olacağız filan dedi. O yüzden açtım. Yoksa ben yani para dışında benim düşündüğüm hiçbir şey yok bu hayatta. Para. Yani birisi öyle demişti bana ya çok para gözsün falan gibi bir laf etmişti de inanamamıştım. Neyse yani işte o sunucuya devam edin aktif olarak gelmeye çünkü yakında açılacak orası. Geçenlerde YouTube bu Threads midir nedir Instagram'daki o şeyi kaldırmış. Neden kaldırmış bilmiyorum. Ama kaldırmış yani o linkimiz vardı orada. Instagram'dan takip edin. Yeni kampanyalar başlayacak bu arada. Bu arada mix ücretleriyle ilgili ciddi bir indirime gireceğiz Eylül'e kadar. O da duyurulacak. Ondan sonra eğer hani durumunuza bakayım eğer gerçekten hani kanala like atıyorsanız, yorum yazıyorsanız filan belki bedava mix de veririm. Bak söz vermiyorum ama verebilirim. Anlaşıldı. Neyse geçelim bu haftaki konu. Bu haftaki konu The God Particle. Çok kritik değil mi? God Particle filan. O ne lan? Bu biliyorsunuz meşhur bir Jason Joshua var. Çok meşhur bir mixçi. Jay-Z'ler, Beyoncé'lar bilmem neler hepsini o herif yapıyor. O herif Cradle bilmem ne diye bir firmayla ortak olarak bir plugin yapmış. Şimdi bu plugindeki en büyük espri adam ne yapmış? Elindeki bütün analog ekipmanı almış bir tane pluginin içine sığdırmış. Özet olarak bu. Ve bunun üzerinde mix yapıyor. Kendi de bunu açarak mix yapıyor bu arada. Bu plugin'in en büyük esprisi adamın chain'ini yani adamın zincirini, efekt zincirini, prosesini tek bir plugin içinden kullanabilmemiz. Yani basit böyle arayüzü falan birazdan anlatacağım zaten. Şimdi bugünkü videoda önce bir plugin'i tanıyacağız. Sonra da ben böyle bir bu Jerry Form'un var ya yaşlı adam hani ölmek üzere olan Amerikalı. Kafayı ağaca vurdu ya Instagram'ı takip edenler görmüştür. Onun bir şarkısından bir bölüm aldım. O bölüm üzerinden size başka bir mix basla bunu kıyaslayacağım. Yani nasıl yapılıyor filan gibi. Evet tamam yavaş yavaş geçelim diyor. Hadi bakalım. Evet önümüzde God Particle'ımız açık. God Particle bu. Böyle basit arayüzlü son derece şey anlaşılabilir bir arayüzü var. Plugin tanıyacak olursak burada bir input'umuz var. Tamam mı? Burada bir output var. Burada limiter'ımız var. Şu anda ben hepsini kapadım. Şurada equalizer'ımız var. Şurada karakter düğmemiz var. Yani bunu görmemeniz mümkün değil. Şu kadar yani kafam kadar yapmışlar. Ondan sonra burada da bir multiband var. Burada da target pointlerimiz var. Yani bu target pointler ne işe yarıyor? Mix'i yaparken işte hani düzgün seviyelerle çalışıyorsan bunlar yanıyor. High hariç. High'da başka bir durum var. Onu da anlatacağım size. Böyle basit bir arayüz var. Burada plugin istiyorsan işte küçültebilirsin. Büyütebilirsin.
ayıysan daha büyütebilirsin, şöyle yaparsın filan. Anladın mı? Yani böyle bir arayüz var burada da görünen. Onun dışında ne var? Bakıyorum, bakıyorum. Ha, şimdi 1.2'ye update ettiler. Bu versiyonda oversampling koymuşlar. Oversampling'e de baktım ben. Oversampling 8'de kullanmama rağmen CPU'yu çok etkilemedi. Yani öyle çok hani CPU canavarı falan olmuyor yani çok oversampling yaptığın zaman. Burada I/O metering'im var. Yani input ve output'ların metering'den nasıl görüneceği. Mesela RMX peak veya short term loops and peak diyor. Ben short term loops and peak kullanıyorum. Dediğim gibi şimdi buradaki en büyük espri bu bir mix bus plugin'i veya mastering'de de kullanabilirsin ama önemli olan burada bir detay var. Bunun üzerinden mix yapman gerekiyor. Yani bunu ilk başta açıp anlatabiliyor muyum? Bu açıkken mix'i yapman gerekiyor ki bu bir işe yarasın. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa mix bittikten sonra eğer bunu koyarsan o iş olmuyor. Yani oluyor da yalan oluyor biraz açıkçası. Evet, şimdi şu Jerry Forman arkadaşımızın şarkısının bölümünü bir dinleyelim. Ondan sonra da yavaş yavaş plugin'le uğraşmaya başlayalım. I'll sing this song for all the broken hearted lovers who from this world tears and clay will one day disappear. Were you a vision, only a dream? I thought that you loved me, maybe that's how it seemed. But you didn't phone, maybe you've gone to the city of light. Have you no mercy, have you no heart? A moment together and a lifetime apart. I'm always alone, better be gone to the city of light. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Evet, ben bu arada hani oradan bir bölümü alıp print ettim. Bu bölümü de print ederken bütün efektleri kapattım bilerek ki plugin'i daha iyi duyabilirim diye. Şimdi yavaş yavaş şu plugin'le bir oynamaya başlayalım. İlk önce şimdi burada önemli olan şu target point'ler önemli. Yani bak şurada şunları şöyle yapmış ya işte şunlar. Yani buralara yaklaştıracağız. Bakalım tek plugin'de bunu mix bus'ta kullandığımızda nasıl olacak bu iş? Evet, şimdi ilk önce input'uma bakacağım. Input'um iyi gibi görünüyor. Gördüğün gibi burada range'in içinde çok az verebilirim. Şöyle 1 dB açtım. Equalizer katını açtım. Sanıyorum Jason Jashua'nın duyumuyla ilgili olan high'larda ben tam istediğim gibi bir performans alamadım. Yani upper frekanslarda. O yüzden ben şöyle bir şey yapıyorum bunu kullanırken özellikle. Ne yapıyorum? İşte buradan geliyorum. Mesela bunun önüne bir tane equalizer açıyorum. Tamam. Böyle kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü o zaman şeyler daha iyi geliyor. Ne kullanalım mesela? FabFilter Pro Q3 açalım bir tane. Şöyle bir basitçe şöyle işte bir 4 dB falan gibi. Şuraları kaldırıp şöyle bir plugin'den önce bunu koyuyorum genel olarak ki o tiz sorunu çünkü biraz bana mat geliyor plugin'in şeyi. Zaten farkındaysanız da şuradaki ışık oldukça az yanıyor. Ya hatta yanmıyor. Neden yanmıyor? Çünkü hani şey, Elif'in duyuşuyla ya da setup ile ilgili bir durum bu. Öyle mix yapıyordur Elif, bilemeyiz ama biz hani bildiğimiz gibi gidelim. Şu anda equalizer açık. Şimdi midleri veriyorum. Görüyor musun? Evet, şu anda target'ı bulduk. Bass'lara gelelim. Evet.
Şimdi burada bir karakter, burada bir karakter var. Amount dediği karakter. Yani bunda şöyle bir şey hatırlıyorum. Herif bu plugin anlatırken şey yapmıştı. İşte ben işte %50'ye getirince pensado gibi oluyor. Yüzde bilmem kaça getirince filan gibi şeyler söyledi. Bu arada plugin'de hiç heveslenmeyin. Herhangi bir preset yok. O yüzden de o preset işini geçeceğiz. Sadece bir şey var. Onu size göstereyim. Şu default'a aldığın zaman bunu. Default dediğin zaman. Bu Jason Joshua'nın mix basında kullandığı setup. Yani böyle yapıyor herif mix'i. Bununla başlıyor. Yani şu anda hiçbir şey flat değil. Onun setup ile dinleyelim direkt istiyorsanız. Limiter'ı kapatıyorum. For all the broken hearted lovers from this world. Şimdi I'll sing this song for all the broken hearted lovers. Basslarımız iyi görünüyor. Karakterle oynayacağım şimdi. Will one day disappear. Özellikle mid vokallerinizin doğru yerde olup olmadığını bayağı rahatlıkla anlayabilirsiniz. Hala bahsediyor. A moment together and a lifetime apart. I'm always alone. I better be gone to the city of light. Birazcık. Şu anda limiterimiz kapalı, multibandimiz, karakterimiz ve EQ'muz açık. Evet, yani buradaki espri işte bu targetları yakalayabilmek aslında. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu böyle diyorsun ki ulan ben 50 tane plugin kullanıyorum. Bir tane bununla hallolacak mı? Hemen bakalım. Ben başka bir mix chain daha açtım buraya. Onu da size göstereyim. Bu benim mix chain'im değil. Yani bir video seyrettim bununla ilgili. Bir kadın vardı. O açmış bunu. Öncelikle mesela şimdi God Particle'ı kapattım. God Particle şu anda kapalı o kanal. Şeyle yapalım. Adını sen söyle. Diğer mix chain'le bunu kıyaslayalım mesela. Basit bir kompresör koymuş. Şu anda God Particle'da değiliz. Niven. 33609 kompresörü. Çok az basacağız. Daha çok karakter vermek gibi düşün. Öyle bir karakter verdi. Gördüğün gibi çok çok az basıyor. Bunun arkasından tamamen karakter maksatlı bir tane Fairchild koymuş. Bu Fairchild hiçbir kompresör, hiçbir şey yapmıyor şu anda. Sadece ve sadece karakter veriyor. Bakalım. For all the broken-hearted lovers. Biliyor musun karakteri? From this world, tears and clay. Arkasından bir tane smiley face yapmak için. Thought that you loved me. Maybe that's how it seemed. Full tech koymuş. Onun arkasında tape var. Bu da biraz daha derleyip toplamak, transient'ları kontrol altına almak için. Kapattım. Onun arkasından Chandler Limited Curbender var. Bu da mesela Sight'ta kullanabilirim. Onun arkasından bir tane mesela ufak
her şeyi en son biraz daha tame etmek, kontrol altına almak için. Mesela şurada biraz low midlerde. Tears and clay will one day disappear. Were you a vision, only a dream? Bunun arkasından efsane plugin'imiz Oxford Inflator var. Hem level vermek hem de bu saturation gibi bir şeyler yapıyor. Şu anda output'umuz var. Onun ağzında da bir tane Pro L2 var, fast filter'ın, ama şu anda ona ihtiyaç duymuyorum. Evet, şimdi bu standart herhangi bir mix bus. Kapatıyorum, God Particle'a döneceğim. Şu anda God Particle çalıyor, tek plugin. Şey şu anda God Particle'ın çok daha özellikle low midlerde biraz daha bump ettiği, basslarda biraz daha bump ettiği ve çok daha derli toplu geldi. Yani standart bir mix bas şu. World, clay, tek plugin. Biraz ayarlarla oynayalım. Karakteri değiştiriyorum. Output'umu kısıyorum ki standart mix bas dinliyoruz şu anda. Yani şu tin bölge bir tane tık bile etse o sizin için yeterli. Öyle çok abartmaya gerek yok. Şu anda abarttım mesela. Yani 200, karakteri 200'e çektim. Sıfırda böyle. Karakter değiştikçe, bak mix'in sound'da da değişiklikler oluyor ve güzel oluyor. Tekrar kapatıyorum. Şimdi duyduğun gibi standart mix bass'ta tizler daha şey, adını sen söyle, daha önümüze geliyor. Ama bana sorarsan ben God Particle'ı tercih ederim. Neden? Çünkü daha derli toplu ve daha... Sanırım God Particle'ın EQ curve'inde o high frequency'lar böyle birazcık şey edilmiş, kesilmiş, bilerek yapılmış. Yani herifin duyuşuyla ilgili bu, senle benle ilgili değil yani. Kahrol Jason. Tepki vereyim dedim. Ha, bu arada plugin'de side chain'lerimiz var. Internal ve external. Yani bunu dışarıdan bir şeyle de external olarak, yani başka bir kanal üzerinden side chain yapabilirsin. Şimdi mesela işi bitirdin. İşte bu plugin'le yaptığın her şeyi falan müşteriye göndereceksin. Ne yapman gerekiyor? Hani biraz da limiter vereyim lan dedin. Bak, tek plugin üzerinden. Şimdi limiter açacağım. Ben bu limitere bayıldım. Onu da söylememde fayda var. Burada output'un, burada da limiter seviyem var. Burada da multi-banding gain reduction'larını görüyorsun. Input'umuz gayet target içinde. Yani hedef. Buralar hedef. Kapattım limitörü. Şimdi normal mix bass'a tekrar dönüyorum. Yani bu standart plugin'lerle yapılmış bir mix bass. Çok daha dolu, çok daha... Bu arada widener da yapıyor. Yani bir şekilde stereo imajı da genişletiyor duyduğum kadarıyla. Vallahi ben çok beğendim plugin'i. Bir süredir de kullanıyorum. Almıştım, bir ucuzluk oldu. O zaman 79 dolara mı aldım? Şimdi tabii bu rüyalar oldu bunlar. 79 dolar dediğim para senin. Bayağı para. Tavsiye ederim. Yani hani 10.000 tane şeyle uğraşacağına bir tane... Ya bu arada bunu tek başına, illa ben bunu tek başına koyacağım, her şeyi yapacak falan gibi bir şey yok. Neden yok? Hani bunun
arkasından bir şeyler ekleyebilirsin. İşte birazcık mesela saturator ekleye. Ben şöyle kullanıyorum açıkçası bunu. Onu da göstereyim size. Şimdi bu benim yeni hastalığım ya, bu Softube'un bas prosesörü var ya. Şimdi mesela bu EQ'yu kapattım. Şöyle bir şey yapıyorum. Buradan birazcık saturate ediyorum önce mix'i. Tamam mı? Şöyle göz kararı yapayım. Burada hani bunun bir EQ katı vardı ya, anlatmıştık onu. Buradan biraz air veriyorum. Çok az width veriyorum ve mesela mono'yu işte 75 Hz'in aşağısını tamamen baslarda mono duyuyorum. Duyuyorum. Şu anda God Particle ve bass açık. İkisi. Kapatıyorum bass'ı. Görüyor musun? Tizler de kendine geldi. Kapatıyorum. Karakteri biraz daha çekelim. Evet, God Particle bu. Hani soruyordunuz ya Instagram'da filan. Yani en azından demosunu indirip bir deneyin. Bir günde paranız olursa gerçekten. Yani çünkü bu aralar bu dolar... Allah ne konuşacağımı da bilmiyorum da ağzıma gelenleri söylemek istemiyorum. Neyse. Mutlaka denenmesi gereken bir plugin olarak görüyorum ben bunu. Çünkü Jason Jeshua da zaten feci bir mixçi. Yani aklına kim geliyorsa yani. Herifin şeyi CB'si burada herhalde 5 saat falan sürer anlatmam. Deneyin, görün. Evet, bugünkü video şey olarak bu kadar. Akalın müzikli olan anlaşmamız hala devam ediyor. O sonsuza kadar devam edecek inşallah. Oradan alacağınız ürünlerde mix kafası indirimleri oluyor. Ama önce bana gelmeniz gerekiyor onun için. Benle konuşup hani geçenlerde mesela bir arkadaşımıza VSX aldık. Slate'in kulaklığını aldık. Memnun da kaldığını düşünüyorum, sağ olsun. Akalın müziğin sayfasına sık sık bakın. Çünkü hakikaten Türkiye'de aşağı yukarı şey konusunda adını sen söyle... Bizim işimizle ilgili satış yapan mağazalar arasında ayrı bir yeri var Akalın'ın. Çok bir kere sahibinden dolayı ayrı bir yeri var. Çünkü herifin kafası çalışıyor ve araştırıyor. İşte onu mu getirelim, bunu mu alalım, şunu mu falan gibi. Güzel şeyler var. Hani kafa güzel. O yüzden adamların sayfasına mutlaka bakın derim. Bunun dışında Noise Ash, Synthmaster falan hepsi devam ediyor. Sponsorluklarımız. Sponsorluk. Benim söyleyeceklerim bu hafta bu kadar kısaca. Bir dahaki hafta sıcaktan eriyip gebermezsek tekrar görüşelim diyorum. Hadi kendinize iyi bakın.